Evet, tekrardan merhaba. Quiz'in sonuçlarına bakalım. Ondan sonra da kodlama yapacağız. Yu artı aya kaldıralım. Bugünkü işimiz olsun. Biraz da boşluklarla alakalı bir soru vardı herhalde başında benim. Onlarla alakalı konuşalım. 85 kişi girmiş herhalde. Yani bu update oluyor ara sıra ama. 62 ortalama birazcık düşük olmuş. General purpose input output can be used as all of them. Yani her birisi için kullanılabiliyordu ama input output digital I/O. Sadece dijital için değildi. Which one of the following is the correct way to connect LED to microcontroller GPIO pin? Şimdi burası ilginç. Burası birazcık controversial bir şey olmuş. İki tane soruya gitmiş. Cevaplar şuydu. Directly connect to ground. Yani directly connect to VDD. Bunu yapanlarınız oldu herhalde. Problemi gördünüz yani. Yakıyorsunuz. Pull-up, pull-down resistorlar genelde VDD'den peripheral'dan önce olur. Yani hattı yukarı çekmek veya hattı aşağı çekmek için kullanılır. O yüzden onların çok bir aman aman önemi yok orada. Önemli olan LED'in diğer ucunu nereye bağladınız? LED'in diğer ucunu VDD'ye bağlayabilirsiniz. Ground'a da bağlayabilirdiniz. Yani bunun cevabı VDD series resistor to ground olabilirdi. VDD'ye bağlarsanız aktif low şeklinde kullanırsınız. Yani sıfır gönderirseniz işte LED'i yakarsınız. Bir gönderirseniz LED'i söndürürsünüz. Ground'a tam tersiydi. Burada bayağı şey olmuş. Pull down resistor to ground. Yani pull down resistor ground dedim. Hattı direkt sıfıra çekiyor. Ama LED'i nasıl bağlayacağınızla alakalı çok bir şey yok yani. Önemli olan taraf aslında. What is the purpose of cystic timer? To provide users a common timing mechanisms for OS centered tasks. İşte task switching, context switching tarzı şeyler için. Yani genelde another timer olarak kullanabiliyorsunuz ama asıl purpose'ı bu değil tabii ki. Detect false kesinlikle değil. Detect external events değil. Hiç değil. External interrupts'ta bu zaten external event dedi. Yani çok ismi yani yine 10 kişi burada kalmış ama bunlar herhalde biraz sıkıntıdan kafalarına göre işaretlemişler herhalde. External interrupt yani faultları yakalamak için. Yani çok soruyla alakası yok. GPU peripheral, what is the purpose of the open drain pin configuration? Yani open drain olmasının sebebi neydi? O en başta biliyorsunuz herhalde diye düşündüğüm şey bilmiyor musunuz? Not to dry the line when not in use. Yani open drain'in olayı open high Z, high impedance hatırlıyorsunuz. Open drain olduğu zaman o hatta sürmüyorsunuz. Boşta bırakıyorsunuz. Yani öyle bir circuit kurduğunuz zaman. İşte o bus konfigürasyonlarında bütün peripheral'ların aynı anda eğer hatta sürmeye çalışırlarsa fight edecekleri için geri kalan hepsi bası bırakması lazım. O yüzden open drain configuration ya da işte open collector tarzı bir configuration implement etmeleri lazım. Serve as a pull down pull up bunlar genel pull up pull up resistance şeyleri dirençleri bunlarla alakası yok. Input detect to act as an input to detect the incoming signal. Bu zaten yani genel olarak incoming signal detect etmek için sürmeyle alakası yok. İşte orada ne vardı? Başka mekanizmalar diyelim ki. Filter için digital analog filterler kullanırsınız. Bunlarla alakası hiç yok yani. PWM modülü ne yapıyordu? Make a pulse of a specific width yani aslında cevap buydu. Niye bayağı kişi diğer tarafa gitmiş ki? Series of pulses. Yani sizin istediğiniz bir width de zaten pulse width modulation by changing the width of the pulse you modulate the signal. Making a series of pulses of specified width and frequency. Yani günün sonunda buna da gidebilir ama yani hani teknik olarak dediğim gibi aslında amacı tamamen make a pulse of a specific width yani. Make a pulse after specified delay. Zaten onlara kimse seçmemiş neredeyse. Evet, bu birazcık şey olmuş. Make a series of pulses of specific width. Yani buradaki olay series of pulses of specific width değil de width içerisinde yani belli bir width içerisinde spesifik duty cycle'a sahip pulslar aslında. Yani pulsların duty cycle'ları değişebilir. Buradaki olay aslında make a series of pulses of width and frequency dediğim şey aslında clock. Yani belli bir frekansa sahip. Series of pulses dediğim şey clock. PWM biraz daha onun customize edilmiş hali olması lazım. Clock'la alakalı herhalde. Murat, birisi soru sormuş da. Anlarsam şey almıştır. Bu soru için mi diyorsun Murat? Altıncı soru için mi diyorsun? Yani buradaki olay make a series of pulses of specific width dediğiniz zaman olay yanlış. Çünkü aynı width'e sürekli devam ettiriyorsun.
Ama modüle etmiyorsun herhangi bir şekilde. Yani olay buradaki modüle etmesi. Hani VWM'deki modülasyonun olayı o yani. O yüzden de burada herhangi bir modülasyon yok yani. Burada direkt gender sürekli clock sinyali gibi repetitif bir şekilde pass gönderiyorsun. Pass train gönderiyorsun yani. Burası aslında modüle ettiğin şey. Spesifik width'de oluşturduğun bir pass aslında biraz daha. Yani hani dediğim gibi. Due to cycle of PD1 can be calculated as 10. Yani bunu da doğru sayabilirim hadi. Yani dediğim gibi normalde doğru değil. Yani aslında kulağa gider. Ama doğru sayabiliriz. Sayayım yani bunları işaretleyelim. Due cycle of PD1 can be calculated as on time over period. Zaten aynı 12 herhalde yine. Output voltage power alakası yok. Kirchhoff'la hiç alakası yok olayın. Kirchhoff tamamen. Frequency over period zaten aynı şeyler. On time over period. Doğru cevaptı. When connected to an external signal, time travel can be used as to count external events. Sonuçta to respond quickly to interrupts. Sonuçta interrupt'a external interrupt bağlanır. Yoksa external hani timer'ın çok external eventlere, interrupt'lara şey yapması için respond quickly to interrupts için external interrupt kullanmanız lazım. Timer onu saymak için kullanırsınız. Oradaki şeyleri biraz daha. Reading input signals is synchronized with MC clock. Tabii ki yani sonuçta senkronik sisteme sokuyorsunuz asenkronik sinyalinizi. Ne olacak eğer asenkronik sinyalinizi senkronik sisteme sokarsanız? Ne olur? Kim cevap verecek? Var mı? Yani çalışmayacaktır değil mi ya? Veya hata olabilecektir. Metastability dediğimiz olay hatırlarsanız. O yüzden bir şekilde senkronize hale getirmeniz lazım sistemi. O yüzden de belli bir signalizer'la aslında tekrar içeri alınca senkron hale getirilir sinyaller. Böylece metastability'den kurtarmış olursunuz. Hocam GPU evet tabii ki. burada mesela biz MCU dışında başka bir yerden alsak sinyali işte interrupt olur, DMA alır. O zaman onunla senkronize olmayacak. O yüzden mesela ben buna false dedim yani. Reading input signals genelde dışarıdan aldığınız zaman MCU kulağı sinkron hale getirirsiniz işte. İçeride o circuitçi vardır yani. Sen bir şey yapmıyorsun zaten. Circuitçi otomatik var. Yani herhangi bir şekilde açarsak var mı bir yerlerde? Neyse yani bir dur bakayım bir saniye. Ne kadar ölecek miyiz acaba? Evet, şurada mesela bak baktığınız zaman dışarıdan geldi asynchronous işte edge detection ondan sonra bak clock'la senkron hale getiriliyor burada gördünüz mü? Yani sistemi senkron hale getirmeniz lazım ki içeriden alıp devam Tamam hocam. edelim. Tamam. En sonunda ne demişiz? GPU input circuit needs to accurately and reliably recognize logic 1 and 0 signals. This is done by defining ranges of voltages for yani sonuçta bir seviye vardı hatırlarsanız diyelim belli voltaj seviyelerinin üstündekine bir belli voltaj seviyenin altındakine sıfır diyerek içerisinde nasıl kullanıyorsa kullanıyor yani belli bir komparatör kullanırsanız orta yani bir tane voltaj olur onun yukarısı sıfır onun aşağısı bir hani gibi düşünebilirsiniz. Bu da çok şey değil. Yani normalde öyle değil. Arada bir çünkü noise margin var. Yani belli bir forbidden area var. Üst taraflarda da noise marginler var. Tabii ki. Neyse. Şey böyleydi. Şununla alakalı dediğim gibi bunu şey yapacağım. Yani nasıl yapacağım bilmiyorum şu anda ama. Dur bakayım. Şöyle yapabiliyor muyum acaba? Neyse bunu sonra ben yapmaya çalışırım. Yani. Şimdi uğraşmayalım. Şimdi kodlamayı seçti herkes. Geçen hafta Lecture 8'i yapmıştık. Lecture 8'i kopyaladım. Bu sefer burada yapayım. Biraz daha herhalde yavaş yaparsam daha iyi olabilir gibi. Paste. Lecture 9. Lecture 9'u aldık. Şunu sileceğim. Şunu sileceğim. Şunu sileceğim. Diğerleri kalabilir. Şimdi BSP'de ne yapmışız? Ona bakalım. BSPH oluşturmuşuz. BSPH'de ne varmış? Bir tane header varmış. Burada da bir tane header varmış. Burada bir şey yapmışız yani. İki tane header yapmışız. Bir tanesini silmemiz gerekecek. İkisi fazla.
Tamam. Onu da ekleriz. Onu da yaparız. Yani vaktimiz var zaten. Bir saatimiz var. BSP sistem init demişiz. Delay oluşturmuşuz bir tane. BSP led init, led set, led clear, led toggle, button read. Burayla alakalı herhangi bir sorunuz var mı bilmiyorum ama şu olay var. Buradaki olay tabii ki şimdi bu BSP H'i çağırdığı için ilk bunu yapmamıza gerek yok. Diğeri gerçi BSP için main çağıracak. Main çağırdığı için burada yapmamıza gerek yok. Şimdi şöyle bir main C şunu çağıracak ya BSP için. BSP çağıracağı için de biz bunu da almasını istiyoruz ki burada register'ları kullanacağız biz. Dolayısıyla bunun kalması lazım. Ama bu zaten BSP H'i de çektiği için ikinci bir kere include etmemize gerek yok. Hoş zaten içerisindeki yani. Nerede? Şuradaki zaten guard'lar da onu engelleyecek hoş da. Çünkü bu ne diyor? If not defined'sa bunu define et diyor. Bir daha define olduğu için buraya girmeyecek hani. Tamam şu anda güzel. Burada bir iyileştirme daha yapabiliriz benim gördüğüm kadarıyla. Onu yap mesela burada mesela LED normalde C6'da ama yani alt böyle şöyle bir şey yapabiliriz mesela isterseniz. Define BSP mesela green miydi bizim LED deyip 6 diyebiliriz mesela. Ama hatta 6 U bile diyebilirsiniz yani teknik olarak çok kasarsanız. Sonra bu green led ile şu altıların yerlerini değiştirebilirsiniz. Çünkü bu aslında led'in yeri şu altılar. Ondan sonra şurası. Şurası da o clear. Toggle da aynı şekilde. Şu da bütün bizim butondu değil mi? Şöyle diyebiliriz mesela. BSB buton pin aslında bunlar pin bu arada pin demem lazım da teknik olarak iyice iyi yazma iyi yazalım derken düzgün yazalım şöyle çünkü green led pin yani aslında aldı tamam buton da buton pin ne yapalım bu da 2 idi zannedersem herhalde F2'de şu 2 onun ikisi büyük ihtimalle şu 2 de onun ikisi büyük ihtimalle F2'la yapabileceğimiz çok da bir şey yok burayı biraz daha düzeltebiliriz istersek yani ne yapabiliriz işte yapabiliriz. Return işte ne diyebiliriz? B varsa işte 0 yoksa 1 gibi bir şey yapabiliriz teknik olarak. Böyle bir şeyler yapabiliriz yani istersek. Vesaire vesaire. Geri gidelim. Şöyle kalsın. Başka ne var? Tamam burada şunu enable edelim. System config dedik. Birisi soru sormuştu. Yani dediğim gibi şurada zaten 4 tane şey var. Hani çok isterseniz bunu kopyalayabilirsiniz. Çok önemli değil. System core clock şu anda 16 MHz olması lazım. Define edilmiş. Biz herhangi bir update çağırmadığımız için yani şu fonksiyonu çağırmadığımız için ve herhangi bir şekilde buradaki şeyleri değiştirmediğimiz için bu PLL array'ini nerede o array? Bunu yok herhalde ama. Neyse değiştirmedi. Şunlar şunlar falan. Değiştirmediğimiz için şu anda 16 MHz olacaktır. Yani 16 MHz bölü 1016 yapıyor kilohertz. O da 1 milisaniyelik mi? 1 milisaniyelik bir şey verecek. Biz şimdi ne yapabiliriz buraya gidip? Öncelikle şey yapmamız lazım tabii ki. Bir tane void ses tek mi? Ne yapacağız? Neydi o handler'ın adı? Hatırlayan var mı? Cystic handler mı? Cystic handler diye. Bu niye gözükmüyor ya? Neyse. Handler diyelim. Şöyle mi olacak? Cystic handler'da ne yapacağız biz normalde? Ne yapabiliriz? Bir tane her seferinde Cystic handler'a geldiği zaman eğer bir tane tick tanımlayalım. Diyelim ki sıfırdan büyükse ne yapsın? Eksi eksi tick yapsın. Tick'i düşürsün her zaman. Ondan sonra bir tane de global tick tanımlayalım. Volatile event.scale type tick. Hatta bunu bir de static diyelim. Nerede? Tamam, bir tane tick var. O tick'i aşağı saysın her seferinde. Sys tick bunu yapacak. Her çağırdığımızda herhangi bir şekilde. Şimdi bir tane de delay fonksiyonu oluşturalım. Milisaniye fonksiyonu var diye. Milisaniye bir tane unsigned int hatta şunu da unit 8 unit 32 type diyelim s versin. Ondan sonra bu ne yapacak? Tick eşittir s diyelim. Ondan sonra while tick varken burada kalsın. Ne yapacak? Biz diyelim ki 5 milisaniye bekledik.
Tiki 5'e eşitleyecek. Ondan sonra sistik geldiğinde tik bir aşağı inecek. Tik varken burada bekleyecek, yokken sıfıra dönecek. Dilemini sayemizde halletmiş olduk yani. Bir tane bubble şeyi buydu. O da tamam. Timer 1'lik işimiz yok aslında. Timer 1'i kaldırabiliriz. Zaten Ekir 8'deydi. Tamam, Timer 1'i, init Timer'i kaldıralım. Hiçbir işimiz yok. Net delay'i de kaldıralım. Şunu da kaldıralım. BSP şu anda herhalde düzgün şekilde çalışıyordur umarım. Ben hiçbir şey yapmadıysak. Yani warning okey tamam. Çok istiyorsan başa alırız yani illa. Okey. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Ne dedik? Watch'ta ha şeylere bakalım dedik. Öncelikle 444 açalım. 444 bizim buradan nereye gideceğiz? Watchdog Timer. Nerede? Independent Watchdog Timer diyelim. Hocam bu yapılan sistikliğim tek başına while'da takılıyor. Sonsuza gidiyor. O işte tiki düzgün çalıştırırsanız çalışması lazım yani. Bilmiyorum ki. Timer'da olsa da aynı mantık. Fark etmez ki. Yani her halükarda sistik handle, yani sistik sayacak kendi içerisinde. Eğer bu tiki başka bir yerde modifiye ediyorsanız saçmalayabilir. Onu bilmiyorum ama. Şöyle miydi? Dur bakalım neredeydi? Main. Şurada diyorsun sistik şey yapıyordu. Öyle mi? Başka bir şey ya. Sistikle alakası olmaması lazım. Yani burada mesela şöyle diyelim. BSP led takıl da. İki tane BSP led takıl edecek ama. Neyse. Şöyle diyelim. Delay milisaniye, 1 milisaniye ve 2 milisaniye de bu beklesin hani. Bu kodda diyorsun değil mi? Mesela bu timer var şu anda. Timer normalde toggle ediyor herhalde. Yanlış hatırlamıyorsak. Ya şimdi hemen bir şey yapalım. Bir build edelim şuna. Atabilecek miyiz bunu acaba? Board'un takılı şu anda. Şöyle kenara çekelim. Okey. Şimdi şuraya bırakalım. Çalıştıralım. Tamam bu normal. Toggle ediyor dedi. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şunu açalım. 2 çok düşük değil mi hocam? 2 milisaniye yani. Ha 2 evet pardon ya. 2 bin. Neyse. 2 saniye diye düşündüm. Tamam. BSP milisaniyeden şunu almamız lazım. Yani şunu bir define etmemiz lazım. Şurada delay'in üstünde define edelim bunu. Burada sayı söylememize gerek yok. Tamamdır. Zannedersem bu da herhalde sıkıntı yok. Çalıştıralım. Şimdi bir şuradaki BSP takıla bırakalım. İki burada var zaten. Çalıştıralım. O çalıştı. O çalıştı. O çalıştı. Bu çalıştı. O çalıştı. Tamam, şu an ikisine de giriyor gözüküyor. Furkan. Yani dilemini saniyeden kaçıyor en azından. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz, dur bakalım. Neyse, yani tamam değil mi? Şu an sıkıntı yok. Yani başka bir şeydir, bilmiyorum. Çünkü dilemini saniye tek sadece başka, yani tek bari haricinde başka bir şeyle oynamıyorsa, sıfır gardada varsa çok da önemli değil yani. Neyse, burayla işimiz yok bizim, şimdi timer'la da işimiz yok. Şimdi ne dedik? Watchdog Timer dedik. Watchdog Timer için Independent Watchdog Timer. Independent Watchdog Timer'da ne var dedik? Register'lara. Key register'ına key values'unu yazıyorduk. Ne diyor? Debit must be written by software at regular intervals with the key AA yazmamız lazım diyor. Reset sıfıra geldiği zaman patlayacak diyor. Riding key 555 bunlara enable ediyor diyor. CCC'de starts ediyor diyor. Tamam, okey. Şöyle yapalım şimdi. BSP'ye yapalım bunu. Yazalım şuraya. Void BSP I watchdog init diye. Şimdi öncelikle neydi bununki? I watched up mıydı?
Rejisterin adı ne? Şimdi birazcık geri açabiliriz. Evet, kr. Eşittir. Öncelikle 555'i yazalım. I watchdog bu sefer PR açık bir şey yazacağız. I watchdog arayan register'ına bir şey yazacağız. Ondan sonra I watchdog Kara 888 miydi? Yok. CCC. Yazdığım zaman açık olması lazım yani. Sistem nedir? Böyle bir şey olması lazım. Burada gözüktüğü kadarıyla. PR'a bakalım. Prescaler divide by 4 8 16. Şimdi normalde bu iWatch'ta şeyden çalışıyordu. Low speed oscillator'dan çalışıyordu. 32 kHz'lük. 32 kHz'de 1. Yani şu 32 çarpı 4 işte 64 ne yapıyor? 128 kHz'de 1 resetleyecek. Yani o kadar hızlı çalışacak. 8 o kadar katı. Yani şu an 0 bırakalım. Çok da bir şey yazmaya gerek yok. 1 yazalım ya da 8 kat olsun. Ereler neymiş? Ereler reset value FFF zaten maksimum value'sunu resetmiş. İstersek herhalde maksimum value'sunu. Buna bir şey yazmamıza bile gerek yok şu anda yani. Bu çünkü buradan aşağı doğru sayacak hani. Bunu da getirelim. Initialization rutinimize koyalım. Nerede initialization rutinimiz? ESP.NET. Boom. Şunu kapatalım. Ondan sonra bunu alalım. Bir de BSPH'e koymamız lazım bunu bir yere. Tamam. Şu anda herhalde. Bir de şey diyelim. Nerede? With BSP feed veya şöyle diyelim. iWatchdog feed diyelim. Ne yapacak? Bu iWatchdog'ın key yerine ne yazmamız lazımdı? 888 miydi? Öyle bir şey değil mi? Kerna ne diyor? Aa. 88 nereden geldi? 88 ile alakalı hiçbir şey yok. Herhalde böyle olması lazım yani. Yanlış yapmadıysak. Tabii benim şimdi burada bir şeyler initialize ediyoruz ya. Benim buradaki genel şeyim enable IRQ muydu o? Böyle bir fonksiyon kol var mıydı? Bir tane şu mu acaba? Bunlardan bir tane olması lazım yani. Yani iki tane herhalde ya. Bu arada disable tabii. Disable IRQ. Enable IRQ. Geç. Tamam herhalde bunlar da vardı dersen. KD yazmışız ya. KR. Tamam, şu anda şey yaptı, çalıştı. Main'e gelelim. Burada patlayacaktır tabii ki yani. Normal bir delay milisaniyemiz var. 2 milisaniye. Bu sefer 2 milisaniye çok. 20 milisaniye ne yapıyor? 50. 50 kere göremeyebilirim. 50 olsun. 20 kere de görürüm herhalde. 8 kere 8, 64. Tamam, süper. Çok güzel. Güzel olması lazım yani. Tamam, şu anda watchdog çalışıyor. Watchdog'un çalıştığını nereden anlayacağız? Şimdi bir breakpoint'u buraya koyalım. İki breakpoint'u oraya koyalım. Yani şuradaki breakpoint'umuzu koruyacağız. Çalıştıracağız. Sistikten kaldırabiliriz breakpoint'imizi. Şu anda reset attı. Biraz önce gördüyseniz. Bir daha başlatalım. Şimdi burada şu anda reset attı. Watchdog. Divider. Ha, divider şey olarak işte süre olarak ne kadar sonra sayacağı. Yani 32 kHz'le çalışıyor ya. Divider da böldükçe o kadar uzun süre sayacak. Yani her 4 saniyede her 4'te 1 at düşürecek şeyi. Delay'in süresini buraya mı? Şey için bir şekilde feed etmem lazım mı? O yüzden yapmak istedim aslında. Yoksa şey yok yani. Biraz sonra. Hani 50 milisaniyede bir ben normal çalıştırsam hani şeyleri kaldırsam şeyi görürüm. Hani birkaç kere toggle ettiğini görürüm LED'nin toggle ettiğini göreceğim. O, sırf o yüzden yapmak istedim aslında ama
Şimdi burada şöyle, öncelikle şu gelelim. Burada bir yazdığım zaman ne yaptı? Her yani 32, normalde 32, 12 şeyden aşağı. Şimdi şöyle hesaplayalım. Hani matematik olarak bilmiyorum, onun hesabını yapmak lazım da. 0xFFFF neye tekabül ediyorsa işte ne yapıyor? 12 bit mi? 12 bitlik bir olduğu için bu işte ne yapıyor? 4096'ya mı tekabül ediyor? 4096'dan aşağı sayıyor. Count down from, zannedersem bu değil mi? 4096'dan bir sonra mı bu? Bilmiyorum. 8000 mi? Öyle bir şey işte. Neyse, 12 bit. Evet ya, bir üstü aslında herhalde değil mi? Yanlış mı? 8000 bilmem kaç değil mi? O civarlarda. Şimdi aşağı doğru sayıyor. Şimdi normalde her 32 kHz'te bir sayıyor. Yani 8000'den aşağı sayacak ama her 32 kHz'te bir sayacak. 32 kHz'lik bir clock var çünkü buna bağlı. 32 kHz'lik clock'ta ne yapıyor şey olarak? Saniyede kaç tane şey yapıyorsa 32, yani bir saniyede 32 bine kadar sayıyor demek. Dolayısıyla siz şu anda saniyede hızlı bir şekilde şey yapıyorsunuz, kapatıyorsunuz yani şeyi. Prescaler da bunun hızını azaltıyor. Yani ne kadar azaltıyor, ne kadar hızlandırıyor, olay o yani. Ondan sonra aşağı tarafta main'de, şimdi normalde milisaniye, işte 50 milisaniyede bir ben toggle edeyim diyorsunuz. Şimdi 50 saniyede bir, burada şimdi çalıştırdığım zaman herhalde hiçbir zaman görmeyeceğim ama şuraya bastığım zaman bakın çalışıyor. Bir, iki gibi bir şey yapıyor. Yani biz kaçla çarptık? 8'le çarptık. Nerede? Ha, onu niye sildim ya? Dur. Ha. Şimdi böyle bir şeydi. Her 32 kHz'de bir count ediyor. Dolayısıyla 8000'i yaklaşık olarak bize ne yapacak? 0,25 saniyede bir resetleyecek. Hani sistem otomatik olarak resetleyecek. Şimdi biz eğer prescaler 8 dediysek 0,25 çarpı 8, o da yaklaşık olarak 2 saniyede bir resetleme şeyi verecek. Yani benim hesabım bu. Şey yapalım. 8'den 16'ya çevirirsek, yani 2 hatta 3 yaparsak zannedersem 32 bayağı bir şey verecektir bize. Gösterecektir en azından doğru olup olmadığını. Bu ne yapacak? 8 saniyede bir olması lazım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aa, biraz daha hızlı. O civarlarda bir şey yani. Anlatabildim mi? Anlaşıldı mı şey? Yani prescaler'ın ne olduğunu. Sizi düşürdükçe buradan buranın şey yapma, reset atma süresi değişecektir. O yüzden sistem, yani şuraya artık şey bakalım. 2000'e bile getirebiliriz. Ha, şey, şöyle. Tamam. 2000 yapalım veya 1000 yapalım. Bir saniyede bir toggle etsin diyelim ki. Ha, bunu bir daha yapmam lazım. Pardon. Oradan daha iyi anlayacağım şeyi. Hızının ne kadar olduğunu. Hesabı düzgün yapamadık ama. 1, 2, 3, 4, 4. Tamam, yarısıymış yani. Aslında şu sayıyı belki yanlış yaptım. Şimdi belki de 4096'dır hakikaten. Şimdi yanlış yapmış olabilirim belki. O yüzden şimdi çarpı ikilik bir şey var. Oraya da 3 yazdık. 3 yazdığımız için divided 32 olması lazım. Çarpı 32 olması lazım. 4 ile çarpınca evet, 8 ile çarpınca 8 tane yapıyor normalde. Evet, yani büyük ihtimalle o 4. Neyse. Öyle bir şey yani. Bizim ne yapmamız lazım ama şimdi bunu? Tabii ki şimdi bunu 1 saniye ayarladık ya. Diyelim ki 4096'ydı bu. Diyelim ki şu 4000'di. Hani düz hesap yapalım. Bu da ne yapıyor? Her 125 saniyede bir yapıyor. İşte prescaler'a eğer biz 8 yaparsak 1 saniyeye gelecek otomatik olarak. 1 saniyeye denk gelecek prescaler 8 yaparsak. Dolayısıyla bu prescaler'a gidelim biz. 1 yazacağız. 8 yapmak için. Tamam. Şimdi
Şimdi bir kere en azından toggle ettiğini görmem lazım. Eğer hiç toggle etmezse çok hızlı demektir. Evet, şu anda hiç toggle etmiyor herhalde. Aa, yok ediyor. Mükemmel. Tamam. Çok iyi. Tam böyle toggle ediyor. Ondan sonra patlıyor. Şimdi sistem şöyle aslında yaptığımız. BSP iWatchdog feed. Bir daha başlayalım. Yani her bir saniyede bir feed ediyorum artık şu anda sisteme. Bakın. Bu niye şey yaptı ya? Ha, şeyi dikdörtgen etmedik. Tamam. Bak şu anda çalışıyor. Yani şu an feed olduğu için şurada çalışıyor yani. Şunu şuraya alalım. O yüzden bir şey yapıyor. Onlar da şu an takılıyor diyor. Normal bir şekilde çalışıyor. Devam ediyor yani yolda. Anlaşıldı mı? Bunu durdurduğum zaman burası şey yaptı. Neden? Onu bir sorun. Hadi bakalım. Şimdi normalde ben buraya breakpoint koydum. Daha doğrusu şöyle göstereyim. Şimdi normalde burada breakpoint var. Bakın iki breakpoint'ı da kaldırdım. Buraya breakpoint koydum. Bu yokken zaten buraya vuruyordu. Onu hemen görelim. Kesin emin olmak açısından. Doğru mu yaptık diye. Çalıştırıyorum. Bak breakpoint'ı yakaladı. Çalıştırıyorum. Bir daha yakaladı. Tamam süper çalışıyor. Şu anda yani resetliyor. Hani bir kere delay'e giriyor. Bir daha takıl ediyor. Siz onu görmüyorsunuz ama yani yakar yakmaz neredeyse. Sistem şey yapıyor. Bizim de hesabımıza göre böyle olması lazım. Şimdi ben bu sefer feed'i açtım. Bir daha compile ettim. Çalıştırıyorum. Bakın şu anda herhangi bir şekilde durmuyor yanında. Breakpoint hala var ve LED şu anda toggle ediyor. Bir sıkıntı yok. Şimdi ben buraya breakpoint koyacağım. Herhangi bir tanesine fark etmez. Koyduğum gibi breakpoint burada patlıyor. Sizce neden? Var mı fikrim? Bunun sebebi arkadaşlar. Stop. Şöyle mi yapıyoruz? Buradaki debugger'da oluştururken suspend watchdog counters while halted. Sebebi bu. Yani halt ettiğiniz zaman, durdurduğunuz zaman watchdog'lar dursun mu devam etsin? Debugger'da genelde böyle bir opsiyon oluyor. Bu opsiyona göre de isterseniz sistemi durdurabilirsiniz, isterseniz şey yapabilirsiniz. Default olarak no configuration'mış. No configuration'da default olarak enabled yani şeymiş, disabled'mış. Enabled edersek watchdog'ları da durduracaktır. Don't save. Tamam, watchdog'la alakalı şeyi yaptınız mı? Yani Windows watchdog'da da aynı şekilde. Yani Windows watchdog'da da çok farklı bir şey yoktur. Yani bakarsanız orada da yine iki tane register vardır yazmanız gereken. Yani configure register'ında ne var? Activation, aktive ediyorsunuz. 7 bitlik counter değerini veriyorsunuz. Ondan sonra divider'ını, prescaler'ını gibi şey yapıyorsunuz. Gerisinde başka window value isterseniz set ediyorsunuz. O kadar. Zaten enable ettiğiniz zaman başlıyor. Yani başka da hiçbir şey yok. Yani o kadar. Şimdi UART'a bakalım. SR register orada mı var? Status register ne yapıyormuş? Watch value update. This bit is set by... Ya bu şöyle aslında. Bu şurada kullanırsınız bunu. Mesela bunu yazdınız ya. Burada aslında işte while, işte I watchdog, işte status register, işte onu işte 0x0 dur bakayım. Window value, reload value, prescaler value. PVU. Birinci bitiyle. Şurada. Mesela bu hala böyleyken falan hani anlatabildim mi? Bu birken burada bekle. Evet. Birken burada. Çünkü ne diyor? This bit is set by hardware to indicate an update of the prescaler value is ongoing. It is reset by hardware when the prescaler update is open. Yani burası birken burada bekle. Birden çıktıktan sonra devam et. Yani enable etme. Olay bu. Ömer. Sorunun cevap olarak. Yunus neyi debug MCU gibi bir register üzerinden yapıyorsun? Ya F4'lerde farklıdır. Hani eğer
Şimdi dediğim gibi bu tamamen G0'a göre tasarlanmış yani. Şey, Vakı G0'a göre bakıyorum. Farklı yerlerde yani farklı implementasyonlarda farklı yerlerde olabilir yani. UART'a bakalım. UART için öncelikle tabii ki bakmamız gereken schematic. Ne var? Bunlar ne schematic? O neydi ya burada? Neyse kadar çok önemli değil. Devre şemasına bakalım. Ekliyor G0 bizim board'un devre şemasına bakarsanız bizim kendi board'umuz. Bu arada arkadaşlar şeyle alakalı konuşmadım ama belki şurada var mıydı hiç öyle bir şey? Dur bakayım. 34. Ha. Şimdi biz normalde şöyle. Biz şimdi burayla alakalı konuştuk ama bu şimdi kendi bizim programladığımız çip. STM32G031K işte 8T610. Şimdi normalde buradan micro USB'den geliyor data ama direkt bu çipe gitmiyor. Bu çipin arkasında yani bu board'un arkasında aslında debugger çipi var. Bu ST-Link çipi var. Bu da STM32F103CB. Bu genelde hepsinde aynı. Buradan gelen sinyaller önce bu çipe geliyor. Bu çipten sonra işte serial wire debugger ve UART pinleri buraya bağlanıyor, bu çipe bağlanıyor. O yüzden siz konfigür et, yani bağladığınız zaman eğer işte bir mount ediyor ya bir şey mesela C drive mount ediyor işte D drive neyse. Normalde bu drive'ın içinde küçük bir alan ayırlamışlar böyle file system olarak. Onu mount ediyor aslında. Yani bu çipi görebiliyorsunuz demek. Eğer bağlanamıyorsanız connection fail gibi o da bu çipe ulaşamıyorsunuz demektir yani. O bizim işte Ömer'le de yaptığımız şey aslında bu çipe ulaşmak için yani şuradaki reset jumper. Bu jumper'ın da hiçbir önemi yokmuş yani. Bu jumper'ın tek önemi default olarak verilen kodda bu pini sıfırdayken işte bir modda çalışıyormuş sıfırdayken başka bir modda çalışıyormuş. Yani başka benim gördüğüm bir önemi yok yani. O yüzden çıkarabilirsiniz bile yani. Olay o yani tamam. Öncelikle yani bunu bilelim. Bundan sonra burada PA2, PA3'ünün bakın UART2 TXRX diye gittiğini görüyoruz bizden. O da ne yapıyor? Ne yapıyorsa işte. Ya bunu ya doğrusu mu? Yanlış olabilir ya. Ha G071 diyor. Neyse çok önemli değil. Aynı şey yani. A2, A3 UART TXRX'e gidiyor yani. PA2, PA3. Şöyle gidelim. Yine bir tane BSP oluşturalım. Hemen dileğimin saniyelerinin altlarına. BSP başta bunun altını oluşturalım. Şuraya gidelim. Şimdi void yine BSP olsun tamam mı? Şöyle UART init diyelim. Çünkü hakikaten BSP, yani BSP'ye bağlı çünkü teknik olarak port support packet. Çünkü sistemin kendi şeyini kullanıyoruz. Başka bir şey kullanmıyoruz yani. Şimdi burada ne yapacağız? Ne yapmamız lazım ilk? İlk yapmamız gereken, yine buradan da bilemeyeceğiz bunu. Yine bu sefer STM32G031 data sheet'ine gideceğiz. Hangisi o? Şu. Şimdi data sheet'ine baktığımız zaman, data sheet'in başında functional overview'dan sonra pins pinouts var. Pins pinouts da isterseniz şuradaki şey pinlerine, bu değil de, şuradaki pinlere bakabiliriz. Yani bizim kendi çipimiz için hangisi diye. İstersek de aşağıdaki aynı şeyleri söyleyecektir. Veya şöyle bakalım. Bir tane şurada konuşalım. Şimdi diyelim ki bir tane pin var. Bu pinlerden bir tanesi diyelim ki PA13 pini. Şimdi FPGA'lerden farklı olarak mikro işlemcilerde bir pini her türlü şeyi açmazlar genel itibariyle. Yani ne yaparlar? Bazı modülleri oraya bağlarlar. Bazı modülleri bazı yerlere bağlarlar. Sadece o modülü kullanmak istiyorsanız sadece o pinleri ya da o modülün sunduğu başka pilleri kullanmak zorundasınız. Mesela buradan gözüküyor ki PA15 piniyle analog bir sinyal voltaj alamazsınız, gönderemezsiniz. Ama PA13 ve PA14'te bunu yapabilirsiniz. Şunlar analog in, ADC inler onu gösteriyor bize. Daha sonra mesela PA12 piniyle işte SPI MOSI olarak kullanabilirsiniz. SPI görmedik ama SPI'nin bir tane pini veya I2S'in bir tane pini veya UART'ın RTS pini veya işte Timer'ın pini veya I2S'in bilmem ne pini olarak kullanabilirsiniz. Yani her bir şeyin mesela burada PC7 ile herhangi bir communication yapamazsınız. Sadece ve sadece Timer 3 veya Timer 2'nin ikinci veya dördüncü kanal olarak kullanabilirsiniz. Bu bilgi önemli. Bu bilgiyi şuraya pinout'a gidip
Şuradaki port E, port A, port B zaten. Bu çünkü G0 olduğu için bütün pinler aynı olacaktır. Port A mapping'e gelelim. Şimdi bu alternate function mapping, tamam mı? Buradaki olay şu. Şimdi PA2 ile PA3 bizim pinlerimizdi. Alternate function'larına baktığımız zaman istersek SPI'de kullanabiliriz, istersek UART'da kullanabiliriz, istersek Timer 2'de kullanabiliriz, istersek de low power UART varmış. Çok önemli değil. Alternate UART'a bağlı olduğu için biz bunu UART 2 olarak, şey, UART 2 modülünde kullanmamız lazım. TX'ine ve RX'ine bağlı. UART 2 TXRX mesela kullanmak isterseniz A14, A15'te de kullanabilirsiniz bunu. Ama yani bu biraz board tasarımı yaparken hani gerekli olan bilgi biraz daha. Tabii ki burada da kullanabildiğimiz ama. Biz sizde pin seçerken gerçi başka bir şey. Mesela iPhone falan bağlayacaksınız. Bağlarken veya işte mikrofon bağlayacaksınız. Bağlarken sizin kendiniz gidip seçmeniz lazım pinleri. Ona göre mesela PWM yapacaksınız. Lab'da var. Mesela buradaki timerlardan herhangi bir timer'ı kullanmanız lazım. Gidip de mesela timer'ı olmayan işte şu pini kullanamazsınız. Aymış olan 4-4'lük. Bunlar zaten dışarı gelmiyor da. B'de var mıydı bugün? B'de şunları mesela kullanamazsınız gibi. Tamam. Yani gidip illa timer işte bilmem ne X channel bilmem neyi kullanmanız lazım. Neyse biz buradan önemli iki tane bilgi edindik. Birinci bilgi PA2, PA3'ün UART2'de olduğunu. İkincisi de alternate function numarasının 1 olduğunu öğrendik. Şimdi bu bilgi bizim şimdi kullanacağımız bilgi. Şimdi öncelikle UART buradan da GPIO'ya gidelim. Öncelikle RCC'ye gidelim. RCC'de tabii ki ne işimiz var diyecekseniz. Bir, nerede IO? IO'dan şuradan GPIO'yu açacağız. Doğru mudur? PA2. Şimdi diyelim ki şöyle. Her zaman başına yazmak mantıklı. Yani aşağılarda yazmamış olabilirim ama. PA2, PA3 are connected to the virtual COM port. USART2 module diyelim. Bir de TXRX hangisiyse yazsanız daha iyi olurdu da şu anda hatırlamıyorum ben de. Gidip de öncelikle RCC'nin IOP enable register'ındaki hangisini enable edeceğiz? A'yı enable edeceğiz. Sıfırıncı pin. Bitti. Şuraya U yazarsak unsigned. Hani sola doğru kaydırmalarda sign'a çevirmez. Saçma olmaz. İkincisi de yine aynı yerden gideceğiz. Ya şimdi clock enable'larda ya burada olacak. HP'de high speed'de ya da APB'de peripheral bus'ta olacak. Ya da APB 2'de 3 tane zaten register'ımız var. Burada baktıysanız işte UART 1 buradayken işte timer 15, timer 16 ADC orada. UART 2'de burada pin 17'de. Bunu da gidip şuraya ne yapacağız? APB enable register 1. Buradan da ne yapıyoruz? Kaçıncı bit? 17. bit. Bunu aynı şekilde CMSIS'te şöyle bir şey olması lazım. RCC APB enable register 1 işte USART 2 enable diye bir tane şeyinde tanımlı olması lazım. Evet, yani böyle de yazabilirsiniz 17 yerine. Şunun için de aynısı. RCC IOP enable register underscore GPIO A enable falan gibisinden. Böyle yapması fark etmez yani. İkisi de kullanabilirsiniz. Şimdi 17 yaptık. İlk başta yapacağımızı yaptık. Şimdi GPIO'ya gidelim. GPIO'da functional description'da alternate function input output var. Alternate function input output'a gidelim. Buralarda bir şeyimiz yok. Burada değilmiş. Geçtik mi acaba? Ha, şurada. Tamam, şu anda burada gözükmedi. Mod register. Modura gelelim. İlk başta modurumuzda bizim GPIO A modder. Şimdi modder'a bir şey yazacağız. İkinci dörtlüye yazacağız. Yani 4x2'ye yazacağız bir. Bir de 4x3'e yazacağız. Bir sonra da. Hani birisi PA için PA2SAF1 setup PA3SAF1. Alternate function 1'di ya, bulmuştuk ya biraz önce. Şimdi modder'ın buraya ne yazacağımıza bakalım. Eğer 0-0 yazarsak input modunu, input bir şeyler almak için. 0-1 yazarsak general purpose output. 1-0 yazarsak alternate function, 1-1 de analog mod. 1-0 yazalım alternate function mod. Yani 2 yazarsak buraya
alternate function'a setup etmiş olacağız. Aynı şekilde buraya da 2 yazalım. Alternate function'a yine setup etmiş olduk. Sonrasında ne yapacağız? Tabii bunlardan önce 2 yazacağız ya. Önce bir tabii ki clear etmemizde fayda var yani. Hani orayı bir clear edelim. Şöyle de bir endleyelim ki sonra şey olmasın. Hani daha önceden başka bir şey yazılıydı. Sonrasında başka bir şey yazılı. Alternate function'ı setup etmemizin sebebi çünkü artık UART'ı kullanmak istiyoruz. Normal GPU'yu kullanmak istemiyoruz. Eğer normal GPU kullanmak isterseydik zaten 1 yazıyorduk oraya standart. Ama biz GPU'yu kullanmak istemiyoruz. UART'ı kullanmak istiyoruz. Çünkü PI2, PI3 UART'a bağlı. Umar. Cevap oldu mu bilmiyorum ama. Tamam. Başka ne yaptık? Bu da tamam. Bir de hatırlarsanız bir pin max vardı da pin max'ı bulamadım burada. Şimdi şuradan baştan gidersek buluruz büyük ihtimalle aşağılara doğru ama. Dön bakalım orada da yok. Başka bir yerde herhalde buldu. Ben burada diye düşünüyorum ama. Neyse pin max modu vardı hatırlarsanız. Max multiplexer vardı. Multiplexer'da low register'lar yani 0'dan 7'ye kadar olan bitleri buraya yazıyorduk. High register'da da 8'den 15'e kadar olan bitleri. Baktığımız zaman alternate function hangisini function'ı seçmek istiyorsak o fonksiyonu buraya yazıyoruz. Yani gidip mesela GPIO A'nın alternate function register 2 bitlik bir şey sıfırına ne yazmak istiyoruz biz? 1 yazmak istiyoruz. 1. Nereye yazmak istiyoruz? 4 çarpı 2'ye yazmak istiyoruz yine. İkinci dörtlüğe yani 2 ile 4, 8. 8 ile 11 arasında yazmak istiyoruz. Tabii yine aynı şeyi yapabiliriz. Öncelikle bunu ters çevirip silebiliriz ki hani birinin haricinde başka bir şey yazarsanız saçmalamış olur. Hani burada ne diyor? Hocam model register'ına hex sayı veya decimal bir sayı yazınca gene çipi resetlememiz gerekiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Yani hex sayı, decimal sayı yazmamızla bir şey yok. Bence buradaki olay şu. Aslında model register'ına bakarsak model register'ın da reset değeri şu. EBFFFF gibi bir değer. Buradaki EB belki bir reserved olabilir. Bunun da sebebi PA'nın neydi o? Sistem 32 G0 31 PA'nın biraz önce görmüştük ama PA 13 ile 14'ün serial wire debug olmasıyla alakalı. Tamam mı? Serial wire debug olduğu için bu programlayan şeyler. Eğer siz gidip de buraya bir şey yazarsanız bunun şeyini bozmuş olursunuz. Bununla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hani bozmuş oluyor. Bozduğu zaman da saçmalıyor ama exactly neden bilmiyorum. O yüzden mümkün oldukça sadece yazmak istediğiniz şey var. Hocam burası low yani şeye bakarsanız eğer şuraya typedef struct'ına bakarsanız bakın GPIO typedef biraz önceki struct'ımız gibi 32 bitlik model, 32 bitlik typer, 32 bitlik hepsi 32 bitlik. EFRL L, EFRL R yerine tamam mı? Şuradaki register isimleri gibi EFRL L, EFRL H yerine 2 bitlik bir şey yapmışlar. Yani 2 şeylik, 2 elemanlı bir array yapmışlar. O yüzden 0. elemanı buraya tekabül ediyor. Bu adrese, bu offset'e 20 offset'ini. 1. eleman da 24 offset'ine tekabül ediyor. Olay o. Furkan, yani şey sorusu da EFRL low register derken. Anlaşıldı mı? Choose F1 from max. Öyle diyelim. Tamam şu anda herhalde 2'yi setup ettik. Yani başka bir şey kalmadı herhalde. Yapıştıracağız. Burada da şu ikilerin hepsi 3 olacak. Tamam. Yani F 0xF ya da hani olması 4 tane 1 yazıyoruz buraya. Öncelikle 4 tane 1 yazıyoruz. Ters çeviriyoruz.
end diyoruz, oraları sıfırlamış olacağız. Ondan sonra sadece bir yazdığımız zaman oradaki bir bir yazmış olacağız. Tamam. Her zaman bu tarz konuş kullanın. Yani buralara başka şeyler yaparak da aynı şeyleri yapabilirsiniz ama daha şey olur, hani error prone olur, yani error free olur biraz daha. Ha, çok önemli değil yani şunlar. Neyse. Şu anda UART'ın şeyleri hazır. Neydi onun ismi? Pinleri hazır. Şimdi artık GPIO ile işimiz kalmadı. Şimdi UART'a gidelim. 12.06. UART nerede UART? UART. Bir ton bir şeyleri vardı da ben direkt register'a jump edeceğim. Şimdi register'lara bakalım. CR1'de control register 1 alternate diyor. FIFO mode enabled. FIFO mode disabled diyor. FIFO mode disabled diyelim ki. FIFO mode da şu anda uğraşmayalım basitçe. FIFO mode enabled zaten. Şu pin yaparsanız yukarıdakiler gibi olmuş olacak diyor. Tamam. Şimdi UART. Öncelikle bunu disable neymiş? Bakın hepsi sıfır resetleri. O yüzden benim UART 2'nin CR1'ine 0 yazalım öncelikle. Reset UART control register 1. Yani öncelikle bir sıfırlayalım ki bir şey varsa. Eğer yazarsak 0-1 yazarsak 9, 1-0 yazarsak da 7 data bit varmış. Biz 8'de tutacağız 0-0. O yüzden herhangi bir şey yazmamıza gerek yok. Ama yazmamız gerekecekse yani 9 ya da 7'ye çevirmek istersek onu yapmamız lazım. End of block interrupt enable, I don't care about that. Receiver timeout interrupt, I don't care about that. Driver enable assertion time, whatever, whatever, desertion. Oversampling mode, buradaki oversampling ne kadar fazla oversample edeceğimiz. 16 oversampling by fine, yani çok da önemli değil. Character match interrupt enable, karakter match ederse ekstra bir mod koymuşlar. Mute mode enable, whatever. Word length'ine gelelim. Dispute, ha bu şeyin M0 herhalde değil mi? Şu M1. Word'üydü. Bir tane bitini buraya koymuşlar. Yani birinci biti. Diğer biti de burada o iki bitlik şeyin birazcık şuraya bakarsak şöyle alt altalar. Değişik anlamda. Compatibility şeyler bundan yaradı. Receiver wake up method. Çok önemli değil. Parity control. Önemli. Parity istemiyorum. Parity selection sıfırsa even, atsa parity. Parity. Zaten parity control disabledsa da none. Ben disabled tutacağım için sıfır. Parity. Bu neymiş? P interrupt enable. Whatever. Bilmiyorum ne olduğunu. Transmit data register empty. Interrupt generated whenever transmit data register empty iken. Tamam. İstemiyoruz böyle bir şey. Transmit complete interrupt istemiyoruz. Receiver data register istemiyoruz. Idle interrupt enable istemiyoruz. Transmitter enable. Bunu enable etmemiz lazım. UART 2'nin yanlış mı yazdık? Şuraya C olması lazım herhalde. CR1'ine TE, transmit enable. Sonra bu da receive enable herhalde. Hem alalım hem verelim. 32. Tamam. Ondan sonra low power istemiyorum. UART enable. En sonunda UART enable'ı UE yaptığım zaman enable olacak yani. Şöyle diyelim. Bu da tamam. Şimdi burada bir tanesini açabiliriz aslında. Ne yapalım? Receiver data register, yani bir tane interrupt'la yapalım. Hani şunu açalım. Bit 5'i açalım. Hocam ilk biti 0 kaydırmayacak mıydık? 0. biti enable'mış ya. Aa doğru. Evet çok güzel. Kemal düşünmeden yazdım ya. Söylerken farklı. Thank you. 5. biti de ne yapalım? Rx neye? Bir tane interrupt açtık yani şu anda. Receive not empty. Interrupt açtık. Şuradaki re büyük olacak. Beyazı çevirdiği için gözükmüyor yazarken. Tamamdır. CR hazır şu anda. Control register. Buradaki kontrollere bakalım. Address of the UART, whatever. UART diye synchronous. Bu normalde universal asynchronous receive transmitter ama şurada synchronous olayları da var. Farklı şekillerde notlarda da çalışıyor. Auto baud rate dediğim gibi bak. 5-5 frame detection, 7-5 frame detection istemiyorum. Auto baud rate istemiyorum. Disabled. Mosigum istemiyorum. Binary gate istemiyorum. TX pin active level inversion istemiyorum. RX pin active level isterseniz active low, active high yani markla şey vardı ya space marklar onları değiştiriyor. Swap RX TX pin bu çok güzel bir özellik.
PCB'de yanlışlık yaptıysanız burada slow bit kullanabilirsiniz. Lean mode işte bunu istemiyorum. Stop bit 1 bit fine 0 0 bir şey değiştirmeme gerek yok. Clock enable istemiyorum çünkü clock vermeyeceğim. Senkron bir şey yok. Clock polarity gerek yok. Clock phase'in önemi yok. Last bit clock önemli değil. Break önemli değil. Bunlar lean modlar için. Address bit. Burada hiçbir şey yok. CR2'de hiçbir şey yokmuş yani. CR3'te baktığın zaman şöyle yani burada da şu en sağdaki bir şeyler olabilir. CR3'te de ama ben çok bir şey olacağını düşünmüyorum yani. Yine ha RTS, MATS, CTS falan şeyler. DMA'ler istersek DMA'ler. Smart kartlar için istersek. IRDA'lar için. Evet. Error interrupt enable. Gerek yok, ben hiçbirini kullanmıyorum. Şimdi baud rate register. Şimdi burası bizim kullanmamız gereken, yapmamız gereken şey. USART 2 bir arada bir şey yazacağız biz. Ne yazacağız? Şimdi diyor ki overdrive 8 iken bu overdrive 8'di bizim oversampling. Tamam. Bunun için burada tabii ki hiçbir bilgi yok. Functional description'a bakmam lazım artık. Baud rate generation. Diyor ki TXRX baud diyor in case of oversampling bilmem ne UART'ın şeyi neyse onu UART division'a böl diyor. Divided diyor. Yani diyelim ki biz şeyimiz neydi? System clock'ımız. System core clock neyse. System core clock. Over. Ne kadarlık bir baud rate istiyorum? Diyelim ki şeydeki gibi olsun. Baud rate kadar. Böyle bir şey diyor yani. Başka bir şey yok. Eğer 16 ise. 8 ise bir şeyler yap diyor. 2 ile çarp diyor. Vesaire. Geri kalanları. Heh, mesela burada örnek vermiş. 9600 baud bilmem 8 MHz iken 9600'e böl diyor. O da neye tekabül ediyor? 833'müş. O da hex olarak buna tekabül ediyormuş. Bir de bunu tabii ki neye çevirmemiz lazım? Uint 16 type mıydı? 16 bitlik mi bu register? 8 bitlik mi? Ya burada yazmıyor. 32 bitlik herhalde de. Bir yerler nerede? Tamam, diğerleri result 16 bit yazıyoruz sadece. Tamam. Budur. Ne aldı? Bu void'u çevirdim ben. Uint 32 diyelim. 32 type. Baud. Bir baud rate vereceğim. O baud rate buraya gelecek. Başka bir şey yazarsam buraya guard çekebilir mesela. If baud not eşittir işte 9600 veya bilmem ne falan diye bir şeyler yapabilirim hani istersen. Düzgün çalışması açısından. Bir yerler de bitti. Başka bir şey var mı? Guard time prisky alır. I don't care about any of that. Receiver timeout. I don't care. Request register whatever. Interrupt status register güzel. Interrupt statüste de bir tane UART interrupt'ı oluşturacağım ben. Void işte UART IRQ veya SR diyelim ki. Biraz sonra ismini buluruz tam olarak ismini. Orada da ne yapacağım? Şuradaki flag bizim için önemli zannedersem. Nereye bakmamız lazım? Gerçi hiçbir flag gerek yok. Dur bakalım var mı? Fire fanat empty. Acknowledge flag. Set reset by hardware. Tamam, her şeyi hardware yapıyormuş. Bu şu demek arkadaşlar. Yani bu flag set ediliyor ya. Hardware set ediyor. Yine hardware reset ediyor. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Okey. Busy flag. Bunları normalde şeyde konuşursun. Mesela busy flag falan kendiniz interrupt oluşturmazsanız kullanmanız lazım. Receiver timeout. CTS. Transmission complete. Mesela transmission complete aynı şekilde. Cleared by software, onu geçtik. Receive, originally not empty. Set file is empty. FIFO is empty. FIFO modunda, bu FIFO modunda neymiş ya? FIFO enable mı diyordu orada? Çok şey vardı. FIFO mod enabled, tamam. Bir sonrakine gideceğiz. FIFO mod enabled yoktum. Evet, FIFO is disabled. Bit 5 benim için. Ne diyor? Is set by hardware when the content of the shift register has been transferred to the RDR is cleared by reading from the RDR register. İyi, okuduğu zaman zaten otomatik olarak clear edecekmiş. Bizim ayrıca bir şey yapmamıza gerek yok. Yani burada biz bir şekilde uint
8 t data eşittir 100 art 2'nin ardı yarından alacakmışız. So şöyle Alex ne is when red. Tamamdır. Gelirse yani geldiği zaman. Bu da tamam. Başka ne yapacağız? Transmit. Transmission complete. Ha. This bit is the last bit written to has been transmitted out of the shift register. Is it set by hardware when transmission bilmem ne. It's cleared by software diyor. Yani biz bir şey gönderirken yani bizim bir tane şey fonksiyonu yazmamız lazım. Diyelim ki void. Ne yazalım bir tane? Print diye bir tane fonksiyon yazalım. Veya print char diye bir tane fonksiyon yazalım. Print. Öyle şey yaptım herhalde ismini. Type. Bir tane karakter göndereceğim. Bu karakter ne yapacak? USART 2 Transmit Data Register mı diyordu? TDR değil mi? TDR'a yaz diyor bunu. Ondan sonra while işte ne yapacağız? USART 2'nin neydi şeyin adı? Şurada baksak daha iyi değil mi? As is ISR. Interrupt Status Register zaten de. Status Register okuyacağız. Ondan sonra bunu okuduktan sonra bunu ne yapacağız? Bir şeyle entlememiz lazım. Bir, kaç tane? Kaçıncı bitle? Transmission complete. Altıncı bitle. Şimdi entledik. Transmitting complete 1. Ne diyor? Is set by the hardware when transmission of frame content is complete and when txt is set. The register. Tamam. Complete olunca 1 olacak. Yani buradayken transmit complete. Complete olduğu zaman çıkmamız lazım. Değil mi? O yüzden bunu invert etmemiz lazım. Ne yapacağız? Bakalım bir daha. ISR'ı okuduk. 6 ile yani 1'i 6 kaydırıcı. Yani endledik. 1 ise transmission complete demek bizim çıkmamız demek buradan. Dolayısıyla not diyoruz. Diğer türlü orada beklememiz lazım. Tamam. Bir de ne yapalım? Herhalde bitti ya arkadaşlar. Sistem tamam. Ne yapalım bir de? Envic var sanki hocam. Ha, Envic var. Çok iyi ya. Mükemmelsin. Envic neydi o şeyin adı? Kim söyleyecek? Envic diye gidebilir miyim? Enable IRQ. Bir şey diyeceğiz. Bir de bir üstüne ne yapalım? Set priority diyelim. Priority bu yazım olduğu için receive olduğu için teknikle aslında önemli. Neyse bir set edelim. İsimleri bulmaya çalışalım şimdi. İsimleri de nereden bulacağız? Şuradaki startup kodundan bulmamız lazım. USART2'nin ismi nerede var? IRQ handler şu. Nerede? Şunun adı olması lazım. Nerede? Şunun adı. Değil mi? IRQ handler olması lazım. Bir de bunun şeyi olması lazım ama enumu nerede? Şunun başında mıydı enumda? Yok o şeyin başında ya. Sistemin başında şuna gitmem lazım. Oradan şuna gitmem lazım. Şuradaki. Belki numarası kaçsa yani onun numarası. Başka bir şey var mı? Ne yaptık? UART'ı transmitter'ın receiver'ını enable ettik. Receiver interrupt'ı enable ettik. Çünkü alırken interrupt'ı etmemiz daha mantıklı. Ondan sonra baud rate'i set ettik. Doğru set etmiştir umarım. Öyle gözüküyordu. Ondan sonra enable ettik. MVK enable ettik. Tamam. Bitti. USB init. Baud da verelim buraya. Bununla beraber alalım. Nerede bizim initialize'ımız, şeyimiz? Watchdog init. Şuraya onu da koyalım. Burada watchdog'u kaldırayım da watchdog şimdi bize sıkıntı yaratmasın. Baud rate'e de diyelim ki 9600 diyelim şimdilik. Şunu aldım. Bunu yanlış aldım. Şöyle alsaydım daha iyiydi. Şuraya koydum. Şu baud'u kaldıralım. Şuraya koyalım.
Ondan sonra print char diye bir şey oluşturmuştum. Bunu alalım koyalım. Lazım olur. Yani yine yanlış yaptık. Şöyle yapalım. Tamam. Ondan sonra bu zaten şeyden gelecek. Başka bir şey yok herhalde. Tamamdır. System init diyoruz. Bunların gerek yok. Bir şey yapmamıza gerek yok hiç. Build edebilir miyiz? Mükemmel ya. Bunları. Şuraya bir şey koyalım. Datayla bir şey yapmıyorsun diyor ama. Interrupt koyalım. Şimdi board'a bağlanalım. Board'a bağlandık. Şimdi burada konsoldan şurada art şuradakinden command shell console diyeceğim. Select connection type serial port. Buradan da new connection'lerim diyelim ki işte UART diyelim, fark etmez. Zaten ACM 0 oluştu benim Linux olduğu için. Siz de burada com işte 3 falan başka bir şey oluşturacak. Baud rate'i seçelim 9600. 8 data size. No parity, stop it. Finish. UTF-8 fine. Okay. UART connected. Şimdi şu anda sistem çalışıyor. BSP'nin içindeki şeyin, handler'ın içinde bir tane breakpoint koydum. Şimdi ben buradan klavyeye bastığım zaman bir karakter göndermiş olacağım. Bu karakter eğer UART'ı düzgün setup ettiysek şu anda durdurması lazım. Düzgün setup edemediysek şimdiki gibi durdurmayacaktır. UART'ki handler. Gelelim. Disable, LED init, button init, system config çok önemli değil. UART init 9600. Şimdi USB UART init'te ne yaptık? Şeyleri setup ettik. 0, 17, 17 bitti normal olarak. APB 1'deydi. Ondan sonra modüllerini açtık. Şeylerin 3, 2 olarak clear ettik onları. O, geri açtık. Tamam. 4, 3. Üçüncü bit, ikinci bit, beşinci bitti zannedersem şeylerde. Siyah dillerde. Onlar da tamam. Bir yerin ne olduğuna bakabiliriz. Bir düzgün bir şey mi diye. Siyah bir sıfırı enable ettik. Ondan sonra UART 2'yi enable ettik. Emlikten. Ondan sonra da şey yaptık. UART 2'yi setup etmiş olduk. Evet yani başka bu mu göndermiyor acaba benim? Belki de bu göndermiyor. Bakalım. BSP sistemi de sistem ettik değil mi her şeyi? Şöyle yapayım da. Main'e. Bir daha alalım. Burada bir şey verdi ama. Whatever. Connection. Evet, buraya bir daha gelmiyor ya. Buraya niye gelmiyor? Bir yerde yanlışlık yaptık mı arkadaşlar? Unsigned. Ha. Hocam, GPIO modülünde 2 ve 3. pini kullanıp neden 8 kaydırıyoruz ki? 4 kaydırmayacağız mı toplamda? 4 ve 6. Modüller 8, 4 bittik modüller ya. GPIO'ya bakarsak. Register, modder, 4 bitlik. Ha, 2 bitlik. Evet, niye şey kaldırıyoruz ya? 2 çarpı 2. 2 çarpı 2 olacak değil mi bunlar hepsi? Evet. Ben şey gitti kafam ya, diğer tarafa gitti. Yo, bunlar doğru değil mi? Alternate functionlar. Şu da 2 olacak. Oldu mu şimdi? Olmuş olması lazım herhalde. Bakalım. Çünkü yani UART'ta başka setup etmemiz gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum ama belki de yanlış okuduk yani şey. Tamam. Evet, klavyeye bastığımız zaman bir şekilde data alıyoruz. Şöyle bakalım. Mesela çevirsem V'ye basmışım. Hani mesela A'ya basayım. Gerçi bir önce bastım geliyor da. Evet. Çünkü C daha okumamış oluyor hani. Bir sonra okuyacak onu.
Tamam, bu da güzel. Ben peki şimdi biraz önce gördük ya bastığım geri gelmiyordu ama şimdi benim print char vardı. Ne yapalım? Gel, alan datayı geri print edelim. Hani sisteme geri sokalım. Hani echo yapalım. Build edelim. Ya şunlar mesela bunları normalde warning veriyor. Bunları nasıl çözeceğiz? Tabii ki bunları unsign'a çevirmemiz lazım. Yani çok hoşuma gitmez böyle. Belki warning. Tamam. Ya da çevirip test etmemiz lazım. Her ikisinden birisi. USART RDR'da bir tane hata verdi. RDR neymiş? Tamam, bunu da aynı mantık test edeceğiz. Unit 8. Çünkü 16 bitlik data register'ı. Hani bir şekilde ben onu diyorum ki ben ne yaptığımı biliyorum. Print char'da da bir tane şey varmış. Gene şurada da var herhalde. Aynı mantık. Unit 16 type. Print char. Neyse, orada başka bir şey diyor herhalde. Ha, şurada mı diyor? Pardon, tamam. Hata mı diyor? Print chart demişiz ya. Evet. Tamam, print chart da yaptık. Bir daha başlayalım. 12.26 olmuş. Evet. Açalım UART'ımızı. Çalıştıralım sistemimizi. Çalıştıralım. Bunu da kapatırsak güzel olacak. Şu an başka bir şey oluyor. Bir şekilde bir flag mı set ediyor? Ne yapıyor? Şu an H'ye bastım. Capital H. 100 milyon tane H gönderiyor. Burada nerede problem var? Bakalım. Hocam bu vine içinde sürekli göndermemesi değil mi? Yok, sürekli göndermemesi lazım ya. Bu bir kere hani şey yapıp okuyup çıkması lazım yani. Sürekli göndermiyor. UART 2 in ayasarını 6 complete derken buradayız yani. Print char zaten burada. Bir kere print char. Yani sürekli buraya giriyor gibi hani. Bak şöyle bir şey oluyor yani aslında. Python'un basması. Şunları kaldıralım. Alıyor. Şimdi şuradan da gelelim. Tabii A'ya basınca. Ha şimdi oldu bak. Tamam. Niyeyse biraz önce saçmaladı. Tamam şöyle bunu clear edebiliyor muyum? Nasıl clear ediyoruz bunu? Clear edemiyor muyum ben? Çarpıyla atalım. Yine açalım. UART. Okey. Başlatalım. Bir daha. Derleyip gönderelim. Önce neyse saçmaladı. Benim Linux sistemden de olabilir yani bir şekilde. Windows yok muydu zaten? Çıkar. UART. Evet. Derleyip. Şu anda ne yapıyor? Gönderdiğimi echo ediyor. Burada ne yaptı? Şunu kapatalım. Ay, yanlış yaptık. No. Hocam şu an sanki ekleşen bir şey konuşuyormuş gibi. Evet. Ne yaptı? UART2 handler geldi. Datamızı aldı dataya. Ondan sonra geri bastık. Birazcık şey yapalım mı? Birazcık vaktiniz var mı? Bir 15 dakika daha gidelim mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sıkıldınız mı ya? Beni burada kodlama yaparken kendimi böyle Twitch'te şey gibi hissettim. Şimdi bunu yapalım. Gidelim hocam, siz nasıl istersiniz? Ha, bir 15 dakika daha, bir 10 dakika daha gidelim. Çünkü şey yapmak istiyorum yani. Çünkü print char çok hoş bir şey değil hani. Burada çünkü ben bir de şeyi değiştirelim. Şimdi main karakter şunu alalım artık. Buradan bizim şeye geri sokalım sisteme. BSV UART Limit tamamdır. Ondan sonra tamam, ben yani burada artık şey yapmak istiyorum yani hani günün sonunda benim yapmak istediğim hello from lecture 9 gibi bir şey. İlek 334 yazdırmak istiyorum, anladın mı? Hani günün sonunda benim yapmak istediğim bu. Nasıl yapacağım ben bunu? BSP'ye geri gidelim. Board Support Package'imize.
Onu da ekleyelim. Nerede printimiz? Printer'ımız. Şimdi printer'ımız burada. Ben öncelikle bir tane şey oluşturalım. Mesela underscore print gibi bir şey oluşturalım. Boş bir tane şey olsun. Çok önemli değil bu. Ondan sonra bir tane pointer verelim. Buffer'ımızı alacak. Bir tane de length verelim. Bu ne yapacak? FD'li hiçbir şey yapmayacağım. FD öylesine. Öylesine koydum. Canım istedi yani tamamen. Şimdi pointer'ım benim şeyi tutuyor. Hani şuradaki göndereceğim pointer'ı tutacak. Tamam mı? Buradaki ama şu andaki kodum benim şöyle bir şey olacak. İlk başta. Underscore print 0. Bu kaç karakter bu arada? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Slash n slash r. 25 karakterlik bir şey gönderiyorum. Ben böyle diyeceğim. Bu arkadaş da alacak. Onu bir şey yapacak. Şöyle de koyalım şuraya ki hemen bize şey yapmasın hızlıca. Nasıl ölçebiliriz şeyi? Şöyle diyebiliriz. For int i eşittir 0'dan. İşte i küçüktür. L'ne kadar. Ne yapabiliriz? I'yi arttırırız. Her birisinde print char deriz. Pointer'ın i'nin ince elemanını göndeririz. Doğru mudur? Pointer bir şey burada. Bu arada bunu ne yaptım anladınız mı? Takip edemeyenler için. Buradaki karakter stringimiz var bizim. Bu bir aslında array. Yani teknik olarak bu şöyle bir şey aslında. Char a eşittir. İşte şu. Tamam mı? Aslında bu böyle bir şey. Bir tane array of characters. Tamam mı? Siz buraya aynı şekilde a diyebilirsiniz. A'nın adresi diyebilirsiniz. A'nın sıfırının adresi diyebilirsiniz. Üçü de aynı mantık. Aynı mantıkla çalışacaktır. Ama ben hani biraz daha işi basitleştirmek için, yani basit göstermek için en azından şunu siliyorum. Yani bir tane string, array gönderiyorum. Bu array'in bir tane pointer'ı var. Array'i pes edemeyeceğim için pointer'ları pes edersiniz siz de tabii ki. Bu da pointer'ı pes edilmiş hali. Yani array'in ilk baştaki o h karakterine tekabül edecek. Şimdi buradaki array indeksine de baktığınız zaman pointer'ın ilk, buna da hatta buna buff diyelim. Pointer çünkü biraz şey oldu. Buff diyelim. Buff daha güzel bir isim. Buff. Buff'ın Tamam. Bırak artık buff'ı bırak. Şöyle for'a gel. Buff illa tuttu. Neyse. Tamam. Şunları da kaldırabiliriz. Bir iş yok da. Neyse. Buffer'ın i'ninci indeksi artık bizim h. Ondan sonra ne vardı işte sırada? E, l, l, l diye devam edecek. Sırayla her seferinde printer'ı çağıracak. Şimdi bunu test edelim. Ne print chart yaptınız? Ben niye chart'a gidiyorum? Chart'a gidiyorum, chart'a gidiyorum hep. RT hep demek ki şey mi geliyor acaba? Arda arda mı geliyor? Tamam, şimdi yine bizim seri portumuza bağlanalım. Çalıştıralım. Çok hızlı. Ne yapmamız lazım bizde? Delay milisaniye 1000. Tamam yani bir saniyelik beklettik şimdi. Bize bir tane şey versin. Ama ben yine istediğim gibi şey olmadı. Şöyle yaparsam belki daha mı olur? 25 yanlış da saymış olabilirim belki. Belki bir tane daha olmuş olabilir. Tamam doğru herhalde şu 26 bir tane eksik saydık zannedersem son şeye gitmiyor gibisinden. Düşünüyorum ben o son karakteri almıyor herhalde. Yok tamam benim şeyim. Şöyle yaparsam slash'ar. Bir de buna bakalım son olarak. Olmasa da önemli değil. Bir tanesi çünkü carriage return, bir tanesi new line. İkisinin beraber olması lazım. Konsol öyle gösteriyor olabilir hocam. O yüzden zaten ona bakmaya çalışıyorum da. Neyse saçmalıyor yani evet. Tamam whatever. Önemli değil. En azından düzgün çalışıyor gibi gözüküyor. Yani sizde daha düzgün çalışacaktır. Benim tarafta biraz daha limit bulmamda saçmaladığı için. Belki de öyle şeydir bilmiyorum.
Tamam, bu da güzel ama ben şimdi yani burada tabii ki yani 25 miydi, 26 mıydı, yani acaba neydi? Şimdi bunun için şeyi biliyor musunuz, sistemi? Ben böyle bir şey oluşturduğum zaman daha iyi görmek için bu sefer kesinlikle böyle oluşturmam lazım. A eşittir bu. Ondan sonra da A'yı yazdıralım buraya, tamam mı? Şimdi bunu daha iyi görmek için aslında teknik size of da yapabilirdik aslında. Neyse. Şöyle bir şey yapacağım. Memory'de şuna bakmaya çalışacağım yerine. Bakın A'nın yerine bakarsanız eğer burada yalnız A nerede? Hayran o kadar genel mi koyacağım? Evet evet öyle de şey kaçtı birazcık. A0 dememiz gerekiyordu sanki hocam. Ant işareti koyarsak. Şuraya mı diyorsun? Evet olabilir belki. Bakalım. Ha mükemmel evet. Tamam. Ne var? Hello from. Bakın 6C, 6C bilmem ne. Hello from diye devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Burada daha doğrusu şuraya kadar devam ediyor değil mi? Elek 334. Şimdi burada ilginç bir şey var. Yani bu çok belli olmuyor ama şuradaki 0 0 burada aslında bir tanesi şey 0A carriage return bir tanesi 0D'de diğeri. Şuradaki 0 0 ne diye geçiyor biliyor musunuz? Null terminator diye geçiyor. Aslında bunların sonunda inherently aslında şöyle bir şey var. 0 var. Yani 0 0. Bu da şu demek. Bana string bittiğini haber vermeye çalışıyor. Diyor ki bak bu string bu kadardı burada bitti. Ben bir şekilde bunu kullanarak sistemi biraz daha iyileştirebilirim. Nasıl iyileştirebilirim? Ben şimdi bir tane şey oluşturacağım. Void. Bu sefer print diye oluşturacağım artık. Bir tane de char diyeceğim. Buff. Başka da bir şey istemiyorum. Ben sadece buff'ımı göndereyim. O ne yapsın? Bulsun. Şimdi bunun için kendim bir tane length oluşturalım. Ondan sonra while diyelim. Buff'ın length plus plus eşit değilse sıfır. Herhalde olabilir değil mi? Length'i bir arttır. Yani length'in sıfırına bak. Eşit değilse bir arttırıyor. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Ondan sonra bulduktan sonra ne yapacak? Print dedim. Sıfır. Buff. Length. Oldu mu? Yani ben length'ini bulmaya çalışıyorum gönderdiğim şeyin. Hani otomatik olarak kendisi saysın diyorum. Hani yine bir size of yapıyorum yani. Size of da aslında öyle çalışıyor. Buffer'a gidiyor. İndeksini arttıra 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 arttıra. Onu altıyorum yani şuradaki null karakteri bulmaya çalışıyor. Şuradaki 0-0'ı bulmaya çalışıyor. O 0-0'ı bulduğu zaman tamam artık print'i çağırıyor benim şuradaki. Bunu da getirelim. Bu da geldi. Main'e gittim. Artık benim print'im print direkt şunu alayım ben. Hiç kasmaya gerek yok. Şuraya yapıştıralım. Şöyle. A'ya gerek yok. Durduralım. Real edelim. Herhangi bir hata yok. Debug edelim. Açalım. Breakpoint koymuşuz. Tamam.